Sana maç kaybettiren oyunculardır. Sana maçı kazandıran oyunculardır. Teoriler değil, taktikler değil, şans değil, balta inanç değil. Tanrı değil, oyuncular. Kadroyu sen seçersin ama oynayan onlardır. Kazanan onlardır. Kaybeden onlardır ya da berabere kalan onlardır. Sen değil, menajer değil, onlar, oyuncular. Galatasaray Denizli Spor mağlubiyetinden sonra geçen pazar yeni sezonun evindeki ilk maçında son saniye golüyle Konya Spor'la puanları paylaşınca sosyal medya taraftarı da birden karaları bağladı. Yelkenleri suya indirdi, ağzındaki baklayı çıkardı. İki sezon arka arkaya şampiyon olmuş kadronun beceriksizliğinden tutun da bırakın imparatorluğu ilah mertebesine konulmuş Fatih Terim'in futbol bilmezliğine kadar klavyesi olan konuşmaya başladı. Başlangıçtaki satırların sahibi Brian Clough'un lanet takımda dediği gibi başarısız olmanı isteyen adamlar, kaybetmeni isteyen adamlar, ölmeni isteyen adamlar. Fred Wallace gibi adamlar var. Tribünlerde, yedek kulübesinin arkasında, soyunma odasının dışında, koridorlarda, toplantı odalarında ve barlarda dikilen ve kaybetmeni isteyen adamlar. Evet, Taraftar kısvesi altında sarı kırmızılı forma içinde sevdiğinin kaybetmesini isteyen adamlar çıkıverdi ortaya. Oysa çok değil. Şimdi hocalığının tartıştıkları Fatih Terim'in daha iki ay evvel 8'de kapanır, 18'de kapanır sözünü ağızlarından düşürmeyen adamlar. İlk dakikalarda Konyaspor'un peşi sıra attığı 3 korner dışında Mustera'nın karede olup olmadığını göremediğimiz şekilde rakibi kendi yarı sahasını hapseden Galatasaray. Tam takım savunma yapan Konya Spor karşısında gol bulmak için elinden geleni yaptı. Belhanda'nın sakatlığında oyun kurma rolü Feguli'ye verilmiş ve kanada da Emre Mor görevlendirilmişti. Feguli, Emre, Mariano üçlüsüyle rakibin sol tarafından gelmeye çalışan Galatasaray Feguli'nin pasında Jackney ile de pozisyon buldu. Ama kaleci Serkan şanslıydı. Dakikalar ilerleyip sağ kanattan aranan gol gelmeyince Galatasaray topu Nagatomo'ya yollayarak sol kanattan gelmeye çalıştı. Ama Ali Samiyen'e beraberliğe gelmiş Aykut Kocaman'ın takımını açamadı. Devre biterken de ortadan delmeye çalıştı rakibini ev sahibi oyuncular. Özellikle 41. dakikada seri Yuto Feguli paslaşmalarından üretilen tehlikeli atakta Cezayirli oyuncu son vuruşu iyi yapamadı ve ilk yarı golsüz bitmek durumunda kaldı. İkinci 45 dakikaya Emre Morun yerine Adem büyük değişikliğiyle başladı Galatasaray. Maç öncesi röportajında Emre'ye kendini göstermesi adına bir şans verdiğini belirtmişti Fatih Terim. Ama görüldü ki Emre henüz kondisyon olarak 90 dakika çıkaracak güçte değil ve ilk devre yerine ikinci yarılarda yorulmuş rakip üzerine daha etkili olabilir. Maçta görülen bir başka sıkıntı ise. Fegolinin de kanatta oynamaya alışık olması sebebiyle sağ tarafta taç çizgisi kenarında Emre ve Fegoli ile birçok kez birbirlerinin pozisyonunu bozdular. Kendi kendilerine alan daralttılar. Adem'in oyuna girmesiyle Fegoli de rahatladı ve Mariano ile birlikte daha rahat hareket edebildiler. Bu arada Adem büyük demişken ligi bilen, Türk hakemlerini tanıyan Adem bu sezon Galatasaray'a oldukça faydalı olacaktır. İkinci yarının başlamasıyla birlikte rakibe de nefes aldırmayan Galatasaray sağlı sollu ataklarla Adem'le, Babel'le, Cagney ile tabelayı değiştirecek pozisyonlar da buldu. Ama aranan gol ancak Babel'in imzası olan ve Beşiktaş formasıyla sıkça gördüğümüz ceza sahası dışında topla buluşup bir hamle ile rakibini geçip sağ ayağı ile köşeye yolladığı füze ile geldi. Öne geçen Galatasaray ikinci golü ararken Fegoli'nin orta sahada Seri'ye attığı gereksiz ve orantısız pasta, Seri'nin rakibine yaptığı hareketle geçen haftadan sonra bu haftada 10 kişi kalıyordu. Denizli'de Belham da orta sahada gereksiz bir pas hatası yapmış ve dönüşünde Marko ikinci sarı karttan oyundan atılmıştı. Topun kıymetini bilmek diye bir tabir var ya o kadar anlamlı ki futbol ciddiyetsizliğe hiç gelmiyor. Serinin pozisyonuna önce sarı kartı gösteren Mete Kalkavan, VAR'dan görüntüleri izleyip kararını düzeltti ve fil dişili oyuncu kariyerindeki ilk kırmızı kartı görmüş oldu. Karar doğruydu. İtirazımız yok. Ama lig daha yeni başlıyor ve bundan sonra başta Mete Kalkavan olmak üzere maç yöneten hakemlerin bu tür pozisyonlarda çıkaracakları kartları dikkatle izleyeceğim. Bakalım bir standart olacak mı yoksa forma rengine göre mi karar verilecek? Bunu niye mi yazıyorum? Aynı hakem geçen sene oynanan Ankara gücü Fenerbahçe maçı maçında Dirar'ın rakibinin ayağına bastığı pozisyonda sadece sarı kartla yetinmişti. Üstelik Varda uygulanıyordu o sezon. Mete Kalkava'nın Beşiktaş-Trabzonspor maçında Kuarezma'nın Yusuf'un ayağını kırarcasına yaptığı hamleye sarı kart vermesini de unutmadık da o günlerde var yoktu bahanesine sığınılabilir. Kırmızı karta kadar rakibini boğan sarı kırmızılı formalı aynı oyuncular birden savunmaya çekilip 1-0'a yatmaya çalıştılar. Mehmet Demirkol buna lejyoner sendromu adını verdi maç sonu yorumunda. Galatasaray formasının büyüklüğünü ve iç sahada oynamanın daha farkına varamayan oyuncular rakibin sayısal üstünden dolayı geri çekildiler diyordu Demirkol maçı yorumlarken. Evet doğru olabilir ama takımda çok yeni oyuncu yoktu. Geçen sene şampiyon olmuş topçular çoğunluktaydı o dakikalarda. Demirkol'a kısmen katılmakla birlikte sezon başı olması, havanın oldukça sıcak ve nemli olması ve topçuların da fizik kondisyon olarak daha lige tam manasıyla hazır olmamaları nedeniyle sarı kırmızılı topçular gayri ihtiyari savunmaya çekildiler. İyi de savundular kalelerini. Pozisyon da vermediler. Konya Spor'a da son saniyede bilardo topu misali oradan oraya giden top Johnson'ın önünde kaldı ve o da başarılı bir plaseyle ile Mustera'yı mağlup etti. Sana maç kaybettiren oyunculardır. Sana maçı kazandıran oyunculardır der ya Club. Son saniye golü olmasa alkışlanacak olan da bu oyunculardı. O talihsiz gol sonrası puanları kaybeden de bu oyuncular oldu. Belki de sezon sonu 4 sene üst üste şampiyon olduk tezahüratları yaptıracak oyuncular da bunlar. Tişört değil ki bunu beğenmedim yenisini alalım diyelim. Ya da yemek değil ki berbat ben bunu yemem menüde başka ne var diye soralım. Formaya ihanet etmedikçe bir taraftar olarak sonuna kadar topçuya sahip çıkarsak başarı gelir. Şu an takımın golcüsü Cagne'dir ve onu ıslıklamak Galatasaray'a zarar verir. Bereket maç sonu çıkarken başta bu ultra aslan olmak üzere satın büyük çoğunluğu kendisini alkışladı. Gol atamadı tamam ama fena da oynamadı. Üstelik yaz boyunca istenmeyen adam yaftası yemiş. Her platformda kendisine küfürler edilmişken. Maçta dikkatler Jaggle'nin gol atıp atamayacağı kadar yeni transfer Steven Enzonzi'nin de üzerindeydi. Fernando'nun takımdan ayrılmasından sonra onun boşluğu Seri ve Donk ile doldurulmaya çalışılmış ama istenilen verim alınmamıştı. Fransız oyuncu takımla ilk maçına çıkmasına rağmen oldukça başarılıydı. Hatta Babel'in golünde de attığı pasla istatistik hanesine asist de yazdırmış oldu. Oynadığı mevki itibariyle fizik gücü ve oyun zekası üst düzey olursa başarılı olabilirdi Enzonzi ve Siftah için geçer not almış oldu. Selçuk'la da bitirelim. Denizli spor maçındaki performansı eleştirilecek boyuttaydı ama Konya spor karşısında kaybedilen 2 puanı Selçuk'a bağlamak Tanrılar kurban istiyor o da sensin demekle eş değer. Selçuk 86. dakikada oyuna girdi ve sahada uzatmalar dahil sadece 10 dakika kaldı. O esnada ne yapması bekleniyordu? Ki kendisi savunmadan ziyade oyun kurmaya yönelik bir oyuncu. Takım geriye çekilmişken Selçuk da asli görevini yapmaktan uzaktı. Marko cezalı olmayıp Marko oyunda ama sahada oynuyor olsaydı o dakikada Selçuk değil de donk girebilirdi oyuna. Ama donk sahadaydı ve kenarda tecrübeli Selçuk vardı. Hoca da ona güvendi.